Konya'da 24 ülkeden 200 jurnalistin katıldığı Beynəlxalq Mədəniyyət və Turizm Qurultayı keçirilir. Qurultayda Azərbaycan mediası olarak biz de iştirak edirik. Bu dəfə bir zamanlar çoxsaylı mədəniyyətlərə ev sahibliyi etmiş Türkiyənin Konya şəhəri dünya mediasını bir yerə topladı. Beynəlxalq Mədəniyyət, Turizm və Media Qurultayında Türkiyədə söz sahibi olan insanlar, millət vəkilləri, bələdiyyə rəhbərləri, valilər, baş nazirin müavini Nüman Qurtulmuş və akademiklər iştirak edirdi. Çoxsaylı müzakirələrin aparıldığı qurultayda dünya gündəmi, Suriya vətəndaşlarına vətəndaşlıq vererek qapı açan Türkiyə və dünya mediasında Türkiyədə baş verənlərə obyektiv və subyektiv baxış müzakirə mövzusu oldu. Dünyanın her döneminde kaostan, düzensizlikten yana olanların beslendiği bir mekanizma oldu. Bugün de bu mekanizmayı kullanıp kaostan ekonomik getiri elde etmek isteyen çoğu çevrenin varlığını biliyoruz. Qurultayda Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti ve tarixi de gündeme getirildi. Türkiyədə tarixi mirasların qorunub saxlanılması üçün beynəlxalq miqyasda iş aparıldığını deyən baş nazirin müavini Nüman Qurtulmuş çıxışından sonra suallarımızı cavablandırdı. Bugün kültür başkəntindəyiz, Konya'dayız. Büyük bir organizasyon var burada. Ama çok təəssüflə bildireceğiz ki, Azərbaycanın kültürel miraslarının şu an Qarabağda, Şuşada, Laçında var ve onlar Ermeniler tarafından bu kültürel miraslar UNESCO'da kendi isimlerine çıkmaya çalışıyorlar. Bu gibi ulusal toplantılarda bunun gündeme getirilmesinin vacip olduğunu, yani önemli olduğunu düşüncesindeyim. Siz nasıl? Doğru söylüyorsunuz. Yani biz bir kere biliyorsunuz ülke olarak ve millet olarak Qarabağ'daki Ermeni işgalini hiçbir şekilde tanımıyoruz. Ve oradaki Azeri kardeşlerimizin, Karabağ'ın Azerbaycan'ın doğal bir parçası olduğunu, Azeri kardeşlerimizin büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığını ve bunun da uluslararası camia tarafından tanınması gereken bir gerçek olduğunu her platformda ifade ediyoruz. Dolayısıyla burada da eğer bu toplantının sonunda bir sonuç bildirisinde bir şey konulacaksa, Azerbaycan'ın kültürel varlıkları olarak Karabağ'da kültürel varlıkların kaydedilmesi konusunda da biz gerekli olanı üzerimize düşeni yaparız. Ayrıca biliyorsunuz Türkiye Dünya Kültürel Mirasını Koruma Komitesi'nin de doğal bir üyesidir. Bu yılda onun başkanlığını yapıyor. İstanbul'da toplantı yapılıyor. Şu anda da devam ediyor toplantı. Biz o platformda da Karabağ'ın kültürel mirasının Azerbaycan'a ait olduğunu, Azeri kardeşlerimize ait olduğunu o toplantıda da dile getiririz. Ben şimdi bu sizin bu hatırlatmanızdan sonra Kültür Bakanımızı telefonla arayacağım ve bu konuyu özellikle hatırlatacağım. Azerbaycan bizim dostumuz, kardeşimiz. Biz iki ayrı devlet, tek milletiz. Her zaman Azerbaycan bizim Bakü'nün, bizim Konya'dan, İstanbul'dan bir farkı yok. Qurultayda Azərbaycan televiziyasının olduğundan gururlandığını dile getiren Konya Büyükşehir Belediyesi'nin rehberi Tahir Akyürek, ülkeler arası dostluk, kardeşlik bağlarının daha da mükemmeleneceğini bildirdi. Sizlerin de burada olması inşallah bundan sonra daha fazla programda Konya'dan oraya giden arkadaşlarımızın da birçok programla işbirliği yapmasına vesile olur diyelim. Hakikaten Azerbaycan Caddesi'ni unuttum bak ben şimdi. Biz burada gönlümüzde Azerbaycan'ı yaşatıyoruz zaten. Konya'mızın önemli caddelerinden birisinin adı da Azerbaycan Caddesi'dir. Ve oranın düzenlemesini de büyükşehir olarak son iki yılda gerçekleştirmiştik. Zaten gönülden olan bu bağlarımızın fiilen de belediyeler arası işbirliği, ticaret ve sanayi odaları arasındaki işbirliği, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız arasındaki işbirliğine de vesile olması, oradaki medya kuruluşlarımızla Konya ve Türkiye'deki medya kuruluşlarımızın daha yakın birbirine uygun faaliyetlerde bulunması da dileğimizdir. Bu konularda da çalışalım inşallah. Vüsale Abbasova, Şahin Aydın, Space TV, Konya.